Hayden Poulter. Ekim 1996'da Oakland'da 3 kişiyi öldüren Yeni Zelandalı bir seri katildi. Hayden Poulter iptal edilmeden önce şartlı tahliyeyle hapisten kısa bir süre çıktıktan sonra Eylül 2018 tarihinde Whanganui hapishanesinde intihar edecekti. Medyada Yeni Zelanda'nın ilk seri katili olarak anılacaktı. Alınan ifadelerinde Cehennem adlı ikinci kişiliğinin kendisini cinayet işlemeye zorladığını iddia ediyordu. Hayatına dair. Hayden Poulter, Ağustos 1961'de Yeni Zelanda'ya göç etmiş bir İngiliz çiftin çocuğu olarak Auckland şehrinde dünyaya gelmişti. Babası, ailesini ve ülkeyi terk eden Hayden Poulter'ı annesi ve üvey babası tarafından büyütülmeye bırakan şiddet yanlısı bir insandı. Hayden Poulter, gençlik yıllarında istismara uğradığını iddia ettiği farklı koruyucu evlerde kalmıştı. 1978'de Poulter donanmaya katıldı ancak daha sonra buradan da terhis edildi. Reklamcılık, çiftçilik, balıkçılık ve bina yıkımı gibi çeşitli işlerde çalışmaya başladı. Hayden Poulter, epilepsi hastalığı ve depresyondan muzdaripti ve en az 3 kez intihara teşebbüs etmişti. Bir kadınla kısa bir ilişkisi olmuştu ve gayrimeşru bir oğlu vardı. Ancak 1990'ların başında Hayden Poulter'ın hem kız arkadaşı hem de oğlu onu terk etmişti. 1990'ların ortalarına doğru 30 yaşına yaklaşan Hayden hayatını düzene sokmaya çalışıyordu. Uyuşturucu ve alkol bağımlılarını tedavi etmek için bir tesis olan Auckland'daki Odyssey House'a gitti. Rehabilitasyonda Hayden, Odyssey House'ın başka bir konuğu olan Trudy Spears ile tanıştı. Sonra birlikte rehabilitasyondan çıktılar. İkisinin de uyuşturucu ve alkol sorunları henüz çözülmemişti. Birlikte bir Batı Auckland banliyosu olan Avondale'de bir daire kiraladılar. Faturaları ödemek için Hayden bir yıkım işinde çalışıyordu ve Trudy ise yarı zamanlı seks işçiliği yapıyordu. 1996'da Hayden Poulter 34, Trudy Spears ise 24 yaşındaydı. Hayden'ın narkotik bağımlılığı daha da derinleşmişti ve Trudy Spears ise alkol alışkanlığı giderek kötüye gidiyordu. Bir gün soygun için gitmiş olduğu bir çiftlik evinde soygun yaptıktan sonra Hayden Poulter hapse atıldı ve bu sırada yakalanırken polis tarafından vurulmuştu ve Hayden'a göre onu tetikleyen ve uçurumun kenarına iten şey bu olay olacaktı. İlk cinayet. Natasha Hogan. Natasha Hogan'ın öldürülmesinden 3 yıl öncesine geriye gidersek, 1993 yılında bir belgesel ekibi Jane Forlink adındaki seks işçisinin yakın zamanda ortadan kaybolması hakkında sokakta çalışan seks işçilerinden bazılarıyla röportaj yapmak için Kay Road diye anılan Yeni Zelanda'nın Red Light bölgesine gelmişti. Görüşülen kişilerden biri de 18 yaşındaki genç Natasha Hogan'dı. Natasha muhabire, Jane'in ortadan kaybolması ve olası ölümü sorulduğunda bu tüm seks işçilerinin aldığı bir risk demişti. 3 yıl sonra aynı bölgede kendisinin de öldürüleceğinden o sırada haberi yoktu genç kızın. 19 Ekim 1996 tarihinde Hayden Poulter potansiyel kurbanlarını aramak için 2 adet bar dolaştıktan sonra sabah 5 sularından hemen önce Auckland'da bir sokak seks işçisi olan 21 yaşındaki Natasha Hogan ile tanıştı. İkili, Poulter'ın seks yapmak istediği bir mezarlığın giriş kısmında bulunan güvercin parkına doğru birlikte yürüdüler. Hayden Poulter daha sonra Natasha Hogan'ı soydu ve ona tecavüz etti ve onu sopayla döverek öldürdü. Genç kızın cesedi daha sonra köpeğini gezdiren bir rahibe tarafından bulunacaktı. 19 Ekim 1996 sabah saat 9.40 sularında bir rahibe olan Janet Swindle Karangahep yolu boyunca köpeğini gezdiriyordu. Rahibe Swindle ve köpeği Simons Caddesi mezarlığının bir bölgesinde bulunan güvercin parkına girdi. Rahibe Swindle, huzur içinde gömülmek üzere yatırılan birçok ceset arasında dehşet içinde ve huzursuz gömülmemiş birini keşfetti. Natasha Hogan'ın parçalanmış cesedi. 6 gün sonra 25 Ekim 1996 tarihinde sabah 8.45 sıralarında New Zealand Herald gazetesine bir mektup gelmişti. Zarf açıldığında okuyucu zarfın uzun olduğunu, dağınık el yazısı ve sık sık yazım yanlışları olduğunu fark etti. İlk satırlarda
Sizi aptal heriflere, size yazıyorum piçlere. Çünkü o domuzların hiçbir fikri yok. Okuyabileceklerini bile sanmıyorum. Şimdiye kadar beni yakalayacaklarını düşünmüştüm, diyordu. Mektup, Natasha'nın cinayetinin kaba bir itirafıydı ve kadınlara karşı başka kaba göndermelerle doluydu. Haber adasında çalışan bir polis muhabiri olan Roger Wakefield, mektubu ilk kez 2018 yılında New Zealand Herald'a okuduğundaki duygularını şöyle açıklayacaktı. Aslında biraz garipti. Gerçekmiş gibi görünüyordu. Davadan sorumlu adamı aradım ve mektubu alması için hemen birini gönderdi. Çünkü orada sadece katilin bilebileceği şeyler yazıyordu. Mektup, Natasha'nın katilinin 4. cinayet olmasıyla övünüyordu ve şeytanın bana tüm pis orospuları öldürmemi söylediğini iddia ediyordu. Mektup son cinayeti anlatan kan içindeydim. İyiydi. Öldürdüğüm kaltak en iyisiydi. Onları genç severim. Şeytan bana etrafta dolanmayı bırakmamı söylüyor. Bu yüzden domuzlar beni durdurmazsa daha fazla ölü sürtük olacak. Sanırım bundan sonra bir orospu domuzu öldürebilirim. İmza NBK. New Zealand Herald o sırada NBK'nın Natural Born Killers yani Türkçe manasıyla doğuştan katil anlamına geldiğini tahmin ediyordu. Zira 1994 yapımı Oliver Stone filmi Natural Born Killers'a bir göndermeydi. İkinci cinayet. İlk cinayetin üzerinden sadece bir hafta geçmişti ki 26 Ekim 1996 tarihinde Hayden Poulter cebinde büyük bir bıçakla Cleopatra's masaj salonuna gelmişti. Poulter saat 4'ü 20 geçe civarında salona giriş yapmış ve seçtiği Taylandlı bir kadınla bir odada görüşmek için $50 ödemişti. Ladda Nymphet'i seçmişti ve onunla özel bir odaya gitmek üzere üst kata çıktılar. Kadın biraz kahve yapmak için odadan ayrıldığında Hayden Poulter cebinden bıçağını çıkardı ve Ladda Nymphet döndüğünde onu bıçaklayarak öldürdü. Masaj salonunun müdürü Herbert Richard Norris ve orada çalışan başka bir Taylandlı kadın olan Ankana Chai Samret çığlıkları duymuştu. Kapı açıldığında elinde kanlı bir bıçakla çıplak bir şekilde Hayden Poulter odadan çıktı. Poulter binanın arkasındaki ikinci kat penceresinden atlayarak salondan kaçmadan önce hem Norris'i hem de Chai Samret'i bıçakladı. Ladda Nymphet ve müdür Herbert Norris saldırıdan sağ çıkamadı. Ankana Chai Samret ise hastaneye kaldırıldı ve çok sayıda derin bıçak yarası aldığı halde hayatta kalmayı başaracaktı. Saatler sonra bacağında kanamalı yara olan Hayden Poulter saat 11'i çeyrek geçe sularında Auckland Merkez Polis Karakolu'na girdi ve bıçağı tezgahın üzerine koyarak polise teslim oldu ve cinayetlerini itiraf etti. Tutuklama, yargılanma ve hapis. Hayden Poulter suçlarını itiraf etti ancak olayları anlatırken cinayetler arasındaki haftayı hatırlayamadığını iddia etti. Ölümcül öfkesini kendisini cinayet işlemeye ittiği varsayılan cehennem adını verdiği ikinci bir kişiliğine bağlıyordu. Masaj salonu çalışanlarının kendisini mahvetmeye çalışan Taylandlı çete üyeleri olduğunu düşündüğünü iddia etti. Cinayetlerden pişmanlık duyduğunu da söyledi. 1997'de akli dengesi yerinde ilan edildikten sonra Poulter, cinayet, tecavüz, cinayete teşebbüs ve toplum içinde saldırı silahı bulundurma suçlarını kabul etti. Suçunu kabul ettikten günler sonra 15 yılı şartlı tahliyesiz olmak üzere ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Hayden Poulter ilk olarak 2011'in sonlarında şartlı tahliye için uygun hale gelmişti. Ancak tahliye başvurusu reddedildi. 4 yıl sonra 2015 ve hemen ertesi yıl 2016'da yine şartlı tahliye için uygun hale geldi ancak ikinci ve üçüncü başvuruları da tekrar reddedildi. Haziran 2018'de ise 21 yıl hapis yattıktan sonra Hayden Poulter'ın 4. başvurusu sonunda kabul edilmiş ve ilk kez şartlı tahliye edilmişti ve yönetim kurulu onun artık bir risk teşkil etmediğine inanıyordu. Temmuz ayında Hayden Poulter, adı artık kötü şöhretli anıldığı için adını değiştirerek John Leon Lorenzo olarak değiştirdi ve kız kardeşinin yanına taşındı. Burada bir peysaj işine başladı. Uzun bir şartlı tahliye koşulları listesi vardı ve işinin ve adresinin onaylanması gerekiyordu. Ayrıca uyuşturucu ve alkol tedavisi alması da istendi, elektronik olarak izleniyordu ve alkol satın alınması yasaktı. Haziran ve Ağustos 2018 arasında herhangi bir sorun olmadığı bildirildi.
Ancak Ağustos'un 2018'in sonlarına doğru Hayden Poulter'ın gizli bir şekilde el altından uyuşturucu almaya başladığı ve şartlı taliye koşullarından kurtulmak için kendi sahte ölümünü bile taklit etmeyi planladığı bildirildi. Halihazırda bazı davranışlarından endişe duyan denetimli serbestlik memuru, geri çağırma başvurusunu kabul eden Yeni Zelanda Şartlı Taliye Kurulu'na bilgi verdi. 27 Ağustos 2018'de Hayden Poulter tekrar gözaltına alınacaktı. Geri çağrılma günü Hayden Poulter'a kendine zarar vereceğini inkar ettiği bir risk değerlendirmesi testi de yapılmıştı. Ancak bir danışmanla konuşmak istediğini kabul etti. 2 Eylül'de bir memur özel bir danışmanlık sağlayıcısına havale etti. 4 Eylül'de de Hayden Poulter kendine zarar verme ve intihar düşünceleri olmadığını söylediği bir hemşireyle görüştü. Hemşire bu nedenle adli tıp servisinin dahil olmasına gerek olmadığına karar verdi. Ancak 22 Eylül 2018'de Hayden Poulter Whanganui hapishanesindeki hücresinde ölü bulundu ve ölümü intihar olarak kabul edildi. Ölüm yönteminin kesin ayrıntıları gizlenmişti. 57 yaşında ölen seri katil, cumartesi sabahı güvenlik görevlileri tarafından hücresinde bulunmuştu. Personel acil yardım sağladı ancak mahkum hayata döndürülemedi. Hayden Poulter'ın ölümünün koşulları ise hiçbir zaman açıklanmayarak gizli tutuldu.